Şöyle İsmail Bey, siz gelmeden ben rakamları toparladım. Bugün enflasyon verisi vardı zaten. Eylül ayında enflasyon verisi TÜFE %5 olan TÜFE konsens beklentilerin %5 beklenti vardı, konsens beklenti, ama ancak konsens beklentinin altında 4,75 oranında artış göstermişti. Yıllık bazda TÜFE Ağustos ayındaki %58,94'lük seviyesinden Eylül ayında %61,53 seviyesine yükseldi. Yayında hata alınca ikinci kez tekrar yapmak zorunda kaldım. Çok sözü uzatmayacağım İsmail Bey. Sizi bekleyenler çünkü büyük bir heyecanla bekledi. Açıkçası bilmiyorum yayının ilk kısmını izleme şansınız oldu mu, ama zaten dünkü yayınımızı büyük bir çoğunluk izlemiş. İzlemeyenler varsa Info Yatırım YouTube kanalından mutlaka tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. İsmail Güner'le dün bir yayınımız vardı ve şahane bir yayın oldu. Bugün de zaten dünkü vermiş olduğumuz hisseleri takip ettik. Onlar da çok güzel gidiyor. Şimdi piyasanın son durumunu nasıl okuyorsunuz? Şöyle bir başlayalım, ardından hisselerle hızlıca devam ederiz. Her şeyden önce herkese iyi akşamlar diyelim. Piyasalar bugün biraz daha böyle yatay bir görünüm içerisinde idi. Daha çok dünkü sert hareketlerin ardından biraz daha böyle hisse bazlı bir görünüm var. Yani şöyle söyleyelim, bundan sonra böyle çok uzun çubuklar beklemekten ziyade endekste yatay, hafif aşağı, hafif yukarı ama tarihi zirvelerin kırılabileceği bir dönem olma ihtimali çok yüksek. Ama burada yön sürekli yukarı olacak şekilde. Arada da düzeltmeler göreceğiz. Ama bugünkü mesela baskının biraz da sebeplerinden bir tanesi yurt dışı piyasalar. Yurt dışı tarafında ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz. Endeksler tarafında, Amerika tarafında özellikle de orada tahvil tarafında ciddi satışlar var. Yani son 16 yılın zirvesini gördük tahvil faizlerinde. Biraz böyle Fed'in faiz artırım beklentilerinin arttığı, biraz daha işlerin acaba çabuk toparlamayacak mı şeklinde soruların biraz daha fazla sorulmaya başlandığı bir günler yaşıyoruz. O da tabii küresel piyasalardaki baskı biz ne kadar iyi olsak da bizde de kısmen hissediliyor. Bugün biraz yurt dışının da etkisi olduğunu söyleyebilirim buradaki baskıda. Ama böyle günlerde aslında hisse bazlı değerlendirmek çok daha güzel oluyor. Yani endeksi evet tahmin edebiliriz yukarı yana aşağı ama trendi olabilecek hisseleri bulmamız bizim için en doğru strateji olur böyle zamanlarda, böyle dönemlerde. Ve kritik böyle bizim stoplarımız olmalı kritik yerlerde. Ama şu anda Eylül ayının bitmesiyle birlikte de açıkçası bilançoların artık konuşulacağı bir dönem olacağı için yavaş yavaş çok böyle ekstrem kırılmalar beklememekte fayda var. Ancak yurt dışında böyle satışlar derinleşirse mecburen bizde de o satış baskısı biraz kendini gösterebilir. Örneğin şu anda Nasdaq tarafına baktığımızda yaklaşık olarak %1,71 aşağı yönde. S&P de aynı şekilde. Onu Avrupa borsaları da aynı şekilde takip etmiş durumda. Ama şu an için Amerika biraz daha bozulma eğiliminde. Özellikle de tahvil tarafındaki bozulma bütün piyasaları da etkiliyor. Bizde de dünkü yayınımızda konuştuğumuz 3 yıldızlı hisseler ve 5 yıldızlı hisseler gerçekten ciddi sansasyon yarattı diyebiliriz. Yani Aynen öyle İsmail Bey. burada Ben biz de sert aslında şunu tepki. yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası bilanço konuşacağımız yerde evet bilanço konuşuyoruz. Ama şimdi hani önceki yayınlarda diyoruz ya şimdi bilanço konuşurken bilançodan sürekli bahsetmek de çok anlamlı değil. Yani yok borçluluğu azaldı, yok efendim karlılığı, yurt dışı satışları çok güzel. Yani biz bunları yapıyoruz ama sizi bu şekilde yani burada bizi izleyenleri kafasını çok fazla karıştırmak istemiyorum. Yani
Çok şey söylersiniz ama icraat olmaz. Yani elde var sıfır. Ya yani bizim için burada bilançoların, iyi bilançonun karşılığını özellikle de fonlar, portföy şirketleri ya da yabancı yatırımcı bu bilançolardaki iyileşmeyi fiyatlara nasıl gösteriyor, hissettiriyor? Yani biz şu anda bundan sonraki süreçte açıkçası ne yapmaya çalış, kimin ne yapmaya çalıştığını bulmaya çalışıyoruz. Aslında biliyoruz, aslında görüyoruz. Yani ben şahsen bunları çok net olarak görebiliyorum. Ama burada sizlere daha basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. Yani bilançonun detaylarına, satışlar böyle olacak, yok böyle olacak. Yani o kısmıyla zamanı doldurmak istemiyorum. Yani dün mesela kaç tane hisse konuştuk? 3 yıldızlı. Kaç tane 5 yıldızlı hisse konuştuk? Hepsinin temel bir hikayesi var. Yani ben burada ya 5 saat, 6 saat bunların detayına ineceğim. Kafa ambole olacak. Ya da burada yani 20 yıldır, 25 yıldır araştırmanın içindeyiz. Hikaye kısmı bize kalsın. Ama detayları zaten biz zaman zaman ufak da olsa böyle bilgiler veriyoruz. Yani çok da böyle boş konuşmamak adına burada direkt sonuca odaklı bir strateji gidiyoruz. Şimdi herkesin bir stratejisi var. Bizim de stratejimiz direkt sonuç odaklı. Geri tarafta biz çalışmalarımızı yapıyoruz, planlamalarımızı yapıyoruz. Yani burada kim nasıl girmiş, nasıl toplanmış, yabancı girdi mi, çıktı mı, hangi haftalarda yabancıyı gördük. Yabancı satarken karşılığında emeklilik fonları mı almış, normal fonlar mı almış, piyasaya genele mi dağılmış? Mesela 3 kurum satıyor, 20 kurum topluyor. Yani bunlar hepsi aslında oradaki fiyat grafikleri üzerinde nasıl yorumlamamız gerektiğinin bir fikrini veriyor. Şimdi bundan sonra dediğim gibi yani biz böyle seninle olan programlarımızda Seda direkt sonuç odaklı gitmeye devam edeceğiz. Çok fazla kafaları karıştırmayacağız. Hikaye kısmını vakti geldiğinde onlara da böyle birkaç hafta sonra hani daha önceki 6 aylık bilançolarda Temmuz ayında çok güzel bir yayın yapmıştık. Bilançolarda en iyi gelecek şirketleri ilk biz açıklıyoruz diye. İnşallah yine öyle bir sürprizimiz yakın zamanda olabilir. Yani Hadi bu bakalım. şekilde yani doğru zamanda doğru konulara değinmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yani oradaki 3 yıldızlı dediğimiz hisseler bizi aslında orta vadede belli bir noktaya doğru götürebilecek. Yani %50'ler, %100'ler gibi böyle ciddi getirilerin oluşabileceği bir noktaya götürebilecek hisseler ve daha hareketin çok daha başında olduğunu düşündüğümüz hisseler. 5 yıldızlı hisselerde de dikkat ederseniz mesela gün doldu diyoruz. Mesela Nuh Çimento'da, mesela Ülker'de, Gözde gibi ve yani böyle Zorende. Zoren'de mesela yani süre dolduğu andan itibaren ya yani artık biz orada gerçek hikayenin hareketlerin başlamasını bekliyoruz. Sadece gün ve saat bekliyoruz orada. Yani artık bundan sonrası sadece bizim izleyip o anki tahtanın hareketine göre, para hareketlerine göre mesela. Şimdi bazen tahtalarda, kademelerde çok değişik hareketler oluyor. O hareketleri mesela gördüğümüz an biz diyoruz ki tamam şimdi başlıyor. Mesela bugün mesela çok enteresan şeyler gördük. Yani tesadüfen böyle bir ya ikinci dünkü yayın üzerine mesela bugün de bir yayın Instagram yayınıyla burada hep beraberiz. Şimdi mesela Şahane olmuş bence. bugünkü gözlemlerimizi paylaşacağız. En azından bu kısa süre içerisinde bu haftaya yeni mesela enteresan hisseler neler olabilir? Dün konuştuk. Geçen haftaki hareketlerden esinlenerek ama mesela bugün de çok anlamlı hareketlerin olduğunu gördük bazı hisselerde detay hareketlerin şimdi onları da yavaş yavaş konuşuruz. Mesela bugün mesela benim
En çok dikkatimi çeken eserlerden bir tanesi ODAŞ oldu mesela. ODAŞ'ta gerçekten orada yanılmıyorsam bir ÇED raporu bekleniyor. Bir maden sahasıyla alakalı olarak. Ve ciddi fiyat hareketleri gördük bugün. Volatilite maksimum seviyeye çıktı. Bu da şu demek, aslında hissede kritik direnç seviyeleri bugün zorlanmaya başladı. Hatta kırıldı bile. Öyle söyleyeyim. Yani son anda, son yarım saatte kırıldı. Bu da şu demek, burada yukarı doğru 15 ve 17'lere doğru bir yolun açıldığını görürüz teknik olarak. Şimdi burada artık bilançolar da artık yavaş yavaş gelmeye başlayacağı için bilanço beklentilerinin de iyi olduğunu beklediğimiz, mesela bilanço açısından da iyi bilanço beklediğimiz hisseler arasında diyebiliriz ODAŞ. O yüzden böyle radarımıza mesela dün Peki, özellikle altını çize şöyle çize bir şey sorsam olur mu nasıl? İsmail Bey? Çok özür dilerim. Şöyle bir şey sorsam olur mu? Şimdi bugün endeks yataydı ama dün siz bize yayına özel kar demiri vermiştiniz. Bugün de dediğim gibi %5,89'luk bir hareket yaptı. Verdiğiniz çoğu hisseye baktığımda işte Koza vardı, %0,06'lık bir hareket vardı. Tezo'da %5,91, Gübre'de 4,80, işte Bobet'te özellikle. Ki onu sormak istiyorum Bobet, ama bize böyle yeni vereceğiniz bir yıldızlı hisseniz, yeni bir bonusunuz var mı? Öyle Evet. sorayım. Çünkü siz böyle çok kilit noktalarda yakalıyorsunuz ya. Evet. Yeni bir hisse var mı? Çünkü sorulan hisseler de aslında yani altta gelen yorumlardaki hisselerin çoğu zaten sizin yıldızlı hisseleriniz arasında. Aynen. O yüzden ben öyle bir soru Yani yöneltmiş şöyle olayım söyleyeyim. en azından. Mesela Koza Anadolu Metal çok enteresan duruyor. Ama bir tek orada bir ona özel bir hareketlilik olduğunu görüyorum. Diğer hisseler de hisseyi takip ediyor. O benim mesela biraz dikkatimi çekti. Koza Anadolu Metal. Diğer taraftan Kardemir özellikle çok benim son günlerde dikkatimi çeken kritik hisselerden bir tanesi. Yani bugün mesela gördüğümüz hareket %6'ya yakın hareket aslında daha hiçbir şey değil. Yani çok atacağı adımların daha böyle ilk adımı bile değil. Öyle söyleyeyim. Daha yarım adımda. O yüzden Daha yolunuz var çok diye. var. Yani burada yani şöyle söyleyeyim, 45'lere kadar olabilecek hareketler sadece olması gereken bir yükseliş, doğal olması gereken bir yükseliş. Daha halen gerçek toplama safhasını göremedik. Burada bir tek ben yabancıda çok ciddi alım dikkatimi çekti. Bizde de yavaş yavaş hisse kendini göstermeye başladı. Alımlar dikkat çekmeye başladı. Ama Kardemir'de gerçekten daha yolun çok başı ve bugünkü mesela hareketle birlikte özellikle de 31-45'in kırılması hisse senedinde çok hızlı bir 35 ve 37 hareketlerini görmemizi sağlayabilir. Orada da oluşabilecek mesela filama ya da bayrak formasyonları, yani bir dinlenme, bir S hareketleri, oradaki para hareketleriyle beraber bence daha yeni zirveler olabilir. Özellikle de yarın çok daha kritik hale gelmiş durumda Kardemir'de. Yani şöyle söyleyeyim, bizim mesela baktığımız bazı kendi yazdığımız indikatörler var. Orada mesela bazı kırılma noktaları daha yeni gerçekleşiyor. Yani %6 olmasına rağmen daha yeni gerçekleşiyor. Bu da hisse senedinde önümüzdeki günlerde, hatta bu hafta çok daha böyle agresif yükselişlerin olması yönünde işaretler veriyor. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi bu haftanın en sürpriz hisselerinden bir tanesi de bence ODAŞ gibi duruyor. Peki. Yani ODAŞ bence burada bir haftada, geçen haftadan beri yaklaşık 6-7 gündür burada ciddi manada
hisse senedinde bir hazırlık yapılıyor. Bu da bu hafta ve önümüzdeki haftanın en kritik hisselerinden bir tanesi olabileceğinin bize bir sinyalini açıkçası veriyor gibi görünüyor. Peki, Odaş'ı yazdım. Kardemir var. Dün de bonusumuzda zaten. Koz Anadolu Metal. Ona bakıyoruz. Bobet'i sorsam bir de İsmail Bey. Yani orada da bir çünkü baskı var ama neyin işareti bu? Bobet'le alakalı Yani neler söylersiniz? şöyle söyleyeyim, bugün Bobet tarafında yani aracı kurum dağılımına baktığımızda aslında en iyi alıcı Bankof. Yaklaşık olarak 250 bin lota yakın bir alım gerçekleştirmiş. Onun haricindeki 3 kuruma da baktığımızda orada da takasının en çok yoğunlaştığı kurumlar gibi görüyoruz. Yani bu da aslında hisse senedinde 39 seviyesinden başlayan, yani daha önceden başladı ama şu anda yakın zamanda 38, 39 seviyesinden başlayan yukarı harekette dikkat ederseniz 46 fiyat seviyesinden sonra 2, 4, 6, 7 gündür böyle 10 derecelik bir açıyla, yukarı doğru bir açıyla sıkışarak sürekli yukarı gidiyor fakat satış geliyor. Yukarı gidiyor, satış geliyor. Yani yukarı giderken şöyle söyleyeyim, çubukların kapanışları altlarda olması aslında yükselirken alıyorsunuz, aşağıda baskı yapıyorsunuz. Yani birilerinin aslında dökülmesini sağlıyorsunuz o şekilde. Bu tarz kapanışların ardından bir yerden sonra halat kopar. Yani şu demek, mesela hisse senedinde gün içerisinde 46-70'in altında kapanışlar görmediğimiz takdirde, görmediğimiz sürece bu hisse senedinde mesela artık 49-50 seviyesi tekrar test edilirse burada çok hızlı bir 55 hareketi görmemiz mümkün olabilir. Zaten 55'i gördüğü an bizim teorimiz böyle 60-65'lere doğru hisse senedinin ivmelenmesi bence yakından takip edilmesi gerekiyor. Artık destek seviyesi burada stoplu çalışmamız lazım. Destek seviyesi kırılmadığı takdirde o konuştuğumuz destek seviyesi büyük bir ihtimalle artık hisse senedi ayrışabilir. Pozitif yönlü ayrışabilir diğer hisselere göre. Peki. Bir de İsmail Bey şöyle bir soru var. Yunusa İsmail Bey'in yıldızlı hisseler arasında hala yer alıyor mu diye soruyorlar. Çok geldi çünkü onu da soralım en azından. Yunusa var mı hala? Beklentisi var mı İsmail Bey'in Yunusa'da Var. diyorlar. Var. Yani bilanço olarak çok iyi gelmeye devam edecek hisseler arasında Yunusa. Ve Yunusa'da dikkat ederseniz 97-60 yaklaşık olarak o seviyelerde bir zirve yapmıştı. Ondan sonra bir düzeltmeye girdi hisse senedi. Yani bu süre olarak ne kadar olmuş? 8. ayın başından beri, yani 2 ay geçmiş aradan, 2 aylık bir düzeltme ile birlikte hisse senedi ciddi manada bir 60 günlük ortalamanın üzerinde taban yapmış durumda. Ve hisse senedinin bilançosuna baktığımızda 6 aylıkta 242 milyon kar var. Mesela buradaki öz sermayeyi şimdi biraz daha detaya indiğimizde aslında 1 milyar 326 milyonluk bir öz sermaye var. Ama bu öz sermayenin yaklaşık olarak 900 küsür miktarı bir maddi duran varlık değerlemesinden kaynaklı bilançoda bir öz kaynaklara yazılan bir artı şeklinde yorumluyoruz. Şimdi bunu şimdi nereden baktığınıza bağlı. Şimdi buradan böyle çıplak gözle bakarsanız yorumlamaya kalkarsanız aslında normal piyasa ortalamaları gibi görürsünüz. Ama
Şimdi o 900 küsürü çıkartmazsanız, o şekilde değerlendirme yaparsanız aslında gerçekte ne kadar yüksek bir öz sermaye karlılığı yazdığını fark edebilirsiniz. Yani o şekilde bir kar yazabilecek bana mesela bir elin parmakları kadar şirket çok nadirdir diye düşünüyorum. Yani şimdi burada detayları bizim görmemiz lazım. Burada bilanço dediğim gibi iyi gelmeye devam edecek ve hisse senedinde 11 FK ile şu anda işlem görüyor. Burada dediğim gibi bilançoda yine iyi gelmesi durumunda bu FK'nın 8'lere doğru, 8,5'lere doğru gerileme ihtimali çok yüksek. Bu sefer de şey diyecek uzman arkadaşlarımız doğal olarak Yunsa biraz ucuz kaldı. İşte o kelimeyi bence duymadan önce bizim hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden burada şu anda 60 günün üzerinde hazır taban yapmışken bu hisse senedinde o mesela basit birkaç hareket yapmamız yeterli. Bir alçalan trend çizdiğimizde bu hisse senedine o alçalan trend kırıldığı andan itibaren hızlı bir fiyat seviyesine 100'e doğru bir hareket başlar. Bakın tetikleme noktasını söylüyorum. Orada küçük bir basit bir alçalan trend zirveden çizin, tepeleri birleştirin. O kırılma noktasından sonra çok hızlı bir yüz hareketi göreceğiz. Yani o koşula bağlı olarak ve 100 demek 120-125 şeklinde bu yeni hedefler gelecektir diye yorumlayabiliriz. Peki. Şahane. Bu arada İsmail Bey, yorumlardan fark ettiğim üzere bizim dünkü yayınımızı izlemeyen yatırımcılarımız olmuş. YouTube yayınımıza, çünkü sorulardan hemen anlıyorum artık kim izlemiş kim izlememiş. Arkadaşlar dün yayının başında da hatırlattım ama bizim dün yayınımız vardı, YouTube yayınımız İsmail Bey ile birlikte saat 9'da olan. Çoğu sorduğunuz hisse zaten İsmail Bey'in yıldızlı hisseleri. Bir dün hepsini tek tek İsmail Bey anlattı. Çok da güzel anlattı. O yüzden lütfen yayınımızı tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir de beğeni, dediğim gibi vermiş olduğumuz emeği, İsmail Bey'in emeğine karşılık en azından. Bir de İsmail Bey şey soruldu. Gübre çok soruldu. Gübre hiç konuşmadık bir süredir. İsmail Bey'e sormadık. Gübreyi de sorma şansınız var mı demişler. Evet. İsmail Bey'in orada da beklentisi var mı Gübre diye soruyorlar. tarafında artık bence çember daralıyor. Yani burada çok böyle stres yapmaktan ziyade açıkçası hisse senedinde en azından uzun zamandır çok böyle düşük bir açıyla trendini devam ettiriyor olmasından kaynaklı ve zaten hisse senedindeki malum beklentileri biliyorsunuz bedelsiz sermaye artırımı yılan hikayesine döndü. Ama bu her geciktiği hafta artık bir sonraki haftaya daha büyük bir olasılıkla aktarılıyor. Yani bu hafta mesela çok daha yüksek bir geçen haftaya göre artık daha yükseldi. Çember daralıyor çünkü burada. Ama bu tek başına çok anlam ifade etmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani %300 bedelsiz sermaye artımı. O bir şey, bilanço kalemlerindeki bir hareketlilik. Yani çok böyle artı eksi oluşturacak bir durum değil. Burada başka hikayeler, altın madeniyle ilgili bence hikayeler önümüzdeki süreçte olabilir. Bu biraz böyle orta vadede beklenebilecek bir hisse. Yani çünkü orada örneğin şu anda ben hisse senedinde yaklaşık olarak bir aydır ters omuz, baş omuz formasyonu görüyorum. Ve o omuz baş ters omuz baş omuz formasyonunun artık tamamlanması açısından son birkaç gündür biz böyle bugüne benzer hareketler bekliyorduk. Mesela bugünkü hareket çok anlamlıydı. Bu formasyonun aktif hale gelmesi açısından. Şimdi burada biraz daha yaklaştık. Örnek veriyorum. 387 hatta 388 seviyesi
mesela yarından itibaren kırılması durumunda orada kalıcı olduğunu görürsek yeni alıcılar gelebiliyorsa aslında burada ilk aşamada 400'ün üzeri 450'ye doğru agresif bir yukarı hareketi beklemek bence en mantıklı hareket olur. Dediğim gibi oradaki formasyon çok önemli. O formasyonun bitiş noktası yani sonlanma noktası bizim için hisse senedindeki ivmelenme noktası şeklinde algılayabiliriz. O gözle bakarsak biraz daha faydası olabilir. Peki. Son olarak İsmail Bey, Petkim. Dün biz YouTube yayında da Petkim'i eklememişiz sanıyorum listemize. Oradaki beklentimiz devam ediyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, Petkim tarafında ben şimdi yani işimiz gereği çok fazla özellikle yani nasıl diyeyim benim konumumdan dolayı belki aşırı derecede haber akışı geliyor. Yani piyasada olmayan birçok yani duyulmayan birçok haber bizim kendi kütüphanemize yükleniyor. Yani Petkim'le ilgili ben yaklaşık olarak bir aydır çok değişik hikayeler duyuyorum ama tabii benim için o hikayelerin gerçeğe dönüşmesi açısından bir şeyleri görmemiz lazım. Burada da aslında bugünkü yukarı yönlü hareket çok önemliydi. Yukarı yönlü yükseliş, hacimli bir yükseliş oldu. Yani ne kadar gerçekçiliğini bilmiyorum ama ciddi bir para girişi gözlemlendi Petkim'de. Bu da aslında hisse senedinde yeni bir yükseliş trendi başlar mı sorularının biraz daha ön plana çıkmasını sağladı. O yüzden mesela 21 fiyat seviyesinin altına inmediği takdirde aslında bu şu anlama gelecek. 25'lere doğru bir yolculuk başlıyor şeklinde yorumlamaya başlayacağız. O da aslında Peki. daha ilk küçük adımı şeklinde yorumlayabiliriz. Bence taşımak çok daha doğru olur bu hisseyi. Peki. Ağzınıza sağlık İsmail Bey. Engin Bey, bu arada sanıyorum dünkü YouTube yayınımızı izlememişsiniz. Sizi bu yayınımızı dediğinize göre buradan hemen Instagram'daki Info Yatırım'ın YouTube kanalındaki dünkü İsmail Güner yayınına davet ediyorum. Çünkü atlamışsınız. İsmail Bey dün onların hepsini yorumladı tek tek. Ve İsmail Bey'in 5 yıldızlı hisseleri arasındaydı. Alkar da yine 5 yıldızlı hisseler arasındaydı. Dün konuşmuştuk. O yüzden yayını izlemediyseniz tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen tekrar izleyin yayınımızı arkadaşlar. Ağzınıza sağlık İsmail Bey. Bunların dışında sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yani aslında çok böyle eklenecek fazla bir şey yok. Özellikle dün çok fazla şey konuştuk. Çok Evet. fazla güzel hisseleri paylaştık. Yani gerçekten hepsi bana göre bu ayın yani en böyle en flash hisseleri arasında bir ay sonra görebileceğimiz hisseler. Sadece bu tarz hisseleri biraz daha böyle günübirlik yorumlamaktan ziyade biraz daha böyle orta vadede değerlendirirsek çok daha ciddi verim elde etme şansımız olacak. Yani biraz bizim böyle güzel hisseleri paylaşıyoruz ama burada bizim bir portföy yöneticisi gibi davranmamız gerekiyor. Yani yatırımcı açısından küçük yatırımcı yerine kendimizi koyduğumuzda o mantaliteyle hareket edersek bir de zaten böyle değerli hisseleri paylaşıyoruz. Yani bu konuştuğumuz hisselerin birçoğunu aslında portföy yönetim şirketleri kendileri için uyguluyor bu stratejileri. Yani biz sadece hisseyi paylaşıyoruz, beğendiklerimizi öne çıkacağını, birilerinin görmeye başlayacaklarını biz burada önceden paylaşıyoruz. O yüzden o gözle değerlendirirlerse analizlerini hem temel hem de teknik analizlerini o gözle bakarlarsa daha faydalı olur diye düşünüyorum. Başka diyecek bir şeyim yok.
Peki. Ağzınıza sağlık. Bugün de biz en azından dün olduğu gibi dün Kardemir almıştık. Bugün de Koza ve Odaş'ı notlarımızı aldık. Portföyümüzün arasına ekledik böyle ufak ufak. Ağzınıza sağlık. Her şeyden önemlisi gerçekten emeğinize sağlık İsmail Bey. Yayın başından bu yana 4-5 kez hatırlatmışımdır muhtemelen. YouTube yayınımızı izleyin, izleyin. Beğenmeyi unutmayın diye. Çünkü gerçekten yatırımcıların verim sağlayacağı bir yayın oldu. Şahane bir yayın oldu. O yüzden arkadaşlar hani tekrardan izlerseniz en azından belki kaçırdığınız bir şey vardır. İsmail Bey belki başka bir hisse söylemiştir. Çok kilit noktalarda yakalıyor ve kaçırmanızı istemem açıkçası. Tekrar ağzınıza sağlık İsmail Bey. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim.